Herkese merhaba arkadaşlar, ben mutfağa geldim. Bir dakika, şöyle bir perdemi aralayayım. Of, şu an her yerde her şey var arkadaşlar. Bugün parkı yapmaya gelecekler. Bilmiyorum saat kaçta gelirler, artık bakacağız. O yüzden o odanın boşalması için her şeyi her odaya bölüştürdük. Banyodan tutun küçük odaya varana kadar, balkon mutfağa varana kadar. Evin içinde yaşanırken oda değişikliği yapmak falan inanılmaz zor. İnanılmaz zormuş. Öldük bittik yani. Bizim yatağı küçük odaya taşıdık falan. Belimin acısını size anlatamam. Ağrı değil, bildiğiniz acıyor yani. Bu arada Emrah işe gitti. Parkeciler zaten gelmeden arayacaklarmış. O yüzden Emrah da ona göre gelecek. Yani durumlar böyle. Bakalım gidişat nasıl olacak? Bakalım parkeciler gelecek mi? Biliyorsunuz bazen şu gün geleceğiz diyorlar ama o gün gelmedikleri de oluyor. İnşallah gelirler. Çünkü ev yaşanılacak halde değil, inanır mısınız? Evet. Kahvaltıya da beyaz peynirli yumurta yapacağım arkadaşlar. Hemen kahvaltımızı hazırlayayım çünkü acıktık. Hazırladıktan sonra sizlere kahvaltı tabaklarımızı da gösteririm. Şuraya beyaz peynirli omletimi koydum. Güzelce pişiyor ve son anda canım bunu da istedi. Yapayım dedim. Şöyle hiç yağ koymadan bir tane büyük bir kıl biber vardı. Adı kıl biber arkadaşlar. Sebzeye niye kıl diyorsun diyenler olmuştu zamanında çünkü. İki tane de çeri domates. Biraz da bunu közler gibi yapacağım. Çevire çevire. Kahvaltı tabaklarımı da bu şekilde hazırladım. Gördüğünüz gibi bu benim tabağım. Çocuklar yemiyorlar böyle. Ama tabii canları isterse alırlar buradan elbette. Şöyle yumurtalarımız zaten beyaz peynirli olduğu için peynir hiç koymayacaktım ama dedim ki neyse, en azından o bahaneyle biraz daha belki yerler. Çünkü peyniri nedense ikisi de pek sevmiyorlar. Böyle nadir peynirleri yerler. Salatalık, zeytin, işte Allah ne verdiyse bal kaymak, onları koydum. Şimdi bize o zaman afiyet olsun. Arkadaşlar biz kahvaltımızı yaptık. Emrah da parkeciler aramış. Bir yarım saat 40 dakikayı orada izlemişler. Emrah da işten izin almış. O da yoldaymış. Dün bayağı bir geç yattık. Hani böyle ses yapılacak şeyleri tabii ki belli bir saatten sonra yapmayı bıraktık ama katlanacaklar var. Dolap için temizlediğim, oraya yerleştirmem gerekenler falan. Onları yap et derken saat 1'i geçmişti ben yatarken ve yorgunluktan da uyuyamam ben. Birçoğunuza da söylemişimdir. Çoğu insan yorgunken böyle ağzı açık düşer. Ben hayatta uyuyamam. Daha da yapılacak bir sürü iş var. Ama en önemlisi tabii bizim küçük odaya yatağı geçirmek ve Kutay'ın yatağını böyle parçalara ayırmaktı. Onları ayırdık, konuşamıyorum da. Onlar hep arada şu an. Parkeyi bir yapsınlar. Ondan sonra artık onları yerleştirmesi kalacak yavaş yavaş. Bir de tabii ki siparişini beklediğimiz şeyler geldikçe yavaş yavaş silinecek. Artık yıkanacak varsa yıkanılacak falan, serilmesi, yerleştirmesi kalacak. Parke yapılmadan odayı size bir çekeyim arkadaşlar. Şöyle göstereyim dedim size de parke olmadan önce. Yeniden süpürdüm burayı bu şekilde. Görünüyor şimdilik. Özellikle yerleri boyalarını temizlemedik ki hani zaten park yapılacak, altına şilte mi falan bir şeyler de seriyorlar. Hani bir daha uğraşmayalım, kendimize iş çıkarmayalım diye. Şu kenarlara zaten süpürgelikler gelecek biliyorsunuz. Böyle parke falan olsun, zaten toz moz yine olacaktır, camlar falan silinecek. Şu dolap boyanacak tabii ki arkadaşlar. Arkadaşlar parke işi bitti. Şöyle gördüğünüz üzere şu süpürgeyle de Emrah kenarlardan falan toplamış. Toplayabildiği kadar ama tabii ki daha temizlik işi var. Şu cam kenarında da ustalara çay ikram etmiştik. Onlar duruyor, onlar alınacak. Burası güzelce süpürüp silinecek. Dediğim gibi cam silinecek. Artık zaten bundan sonrasını inşallah çocuklarımın odasını hazırladıktan sonra çektiğim videoda izleyebilirsiniz. Gerisi artık zaten eşya yerleştirmece, tül perde, halı sermece, takmaca, onlar olacak.
Arkadaşlar hava ne kadar güzel gidiyordu. Bir anda bir gök gürültüsü, bir yağmur yağıyor. Tam da camı silmiştim zaten biliyorsunuz. Neyse artık çocuklara çorba ısıtacağım. Öğlen yemeğini yesinler. Sonra işe tam gaz devam. Eşyalar buraya çekilecek, edilecek. Bir kısmını gerçi birazcık yerleştirdik. Dinlenme molası. Doluya bakar mısınız? İnanmıyorum. Anne. Korkma aşkım. Ama çok yaklaşmayın. Hadi gidelim anneciğim. Şimşek falan çakar. Çocukluktandır böyle. Canma annem hayatta bizi yaklaştırmazdı böyle çok yağmur yağdığında, gök gürlediğinde falan. Kırmaz anneciğim. Allah'ın izniyle bir şey olmaz. Gökyüzünü de çekeyim size. Biraz yavaşladı ama. Dolu durdu ama gerçi yağmur... Ooo bayağı şiddetlendi. Köpeğe bakın. Kıyamam sana. Kıyamam. Nasıl kaçıyor? Çok yağmur yağdı. Allah'ım sokaktakilerin yardımcısı olsun inşallah. İki yavrum anneciğim. Çıkmıyorum anneciğim. Bu havada çıkar mıyım? İnşallah da göl olmaz diyeceğim ama. Ooo. İnşallah arabalar yolda kalmaz. Allah'ım herkesin yardımcısı olsun inşallah. Hadi anneciğim gelin. Arkadaşlar işi yap yap bitmiyor. Vallahi yoruldum. Çocuklarım da yavaştan acıkmaya başladı. Pide istediklerin bir videomda görmüş olmalısın. Şu fındık pide. Bunu yapacağım onlara. Canım yuvalama istedi. Yuvalama yapacağım Emrah'la kendime. Vallahi yanına ekstra bir şey yapar mıyım? Pek de sanmıyorum. Hiç de halim yok. Yaparsam da en fazla salata yaparım. Bugünün menüsü de bu şekilde olur. Çocuklardan pide kalırsa da biz yeriz. Yuvalamanın yanına çeşit olsun. Birkaç tane de kalsa. Onu yapayım. Ay bu arada gözüm feslerine takılıyor. Bugün feslerini buraya taşıdım. Birazcık da dedim mutfakta kalsın. Akşamüstü aldım daha doğrusu. Güneşte durması gerekiyormuş ya feslerinin. Akşamüstü alayım birazcık da dedim gönlüm açılsın ya. O kadar tatlı oldu ki. Sen çok güzel büyüdün Fesliş. O kadar güzel kokuyor ki sizlere anlatamam yani. Gördükçe böyle bir enerji geliyor bu fesliğine. Çok güzel büyüdü bu ablaları. Ay bunların da ablası oldunuz. Bunun saksısını değiştirmem gerekiyor mu arkadaşlar? Bilmiyorum bitki yetiştirme konusunda gerçekten tecrübesizim. Çok güzel büyüdüm ama sanki bu saksı buna dar gelmeye başladı. Normalde benim bunu bölmem gerekiyor başka saksıya. Bununla ilgili bana bilgi verirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Neyse ben hemen şu fındık pideyi fırına vereyim. Çocuklarıma yanına da şey yaparım. Ayran çalkalarım. Bizim yuvalamayı falan da halledeyim. Ay akşam yemeği hazırlığı da böylelikle aradan çıkmış olsun. Menümüzde bunlar var. Dediğim gibi çocuklar, daha doğrusu Derin pide istemişti biliyorsunuz. Onlardan kalan pideyi de bize koydum. Bir de ayran yaptım onlara. Afiyetle yediler. Bizim için de yuvalama yapacağımı söylemiştim zaten. Yuvalama yaptım. Zaten biz yuvalama yediğimiz zaman ekstra yanına hiçbir şey aramıyoruz. Bizce başlı başına bir ana yemek zaten bu. Etli, nohutlu, yoğurtlu. İçinde gördüğünüz gibi yuvalamalar var ki pirinç de yapılıyor diye biliyorum. Yine içinde tabii ki başka malzemeler de var. Bir de salata yapayım yanına dedim. Bugünün menüsü bu şekilde. Daha ne olsun. Rabbim olmayanlara da versin inşallah. Arkadaşlar biz yemeğimizi yedikten sonra biraz daha yapılacak işler. Ne kadar hafifletirsek kar kafasıyla bir şeyler daha yaptık. Çocuklar yattılar. Emrah da içeride TV izliyor. Benim de karnım bir acıktı. O yüzden biraz süt. Gevrek. Biraz da süt çıkardım. Canım böyle ferahça bundan yemek istedi. Bunu koyacağım. Şimdi kase çıkarayım hemen. Sürekli sizlere de yoruldum demek istemiyorum ama sabahtan bir başlıyoruz. Akşama kadar. Bir de tabii ki o süreçte de çocukları mümkün olduğunca ihmal etmemeye çalışıyorum. Meyveydi, hani öğünleriydi vesaire onları atlamamaya çalışıyorum derken birazcık yorucu geçiyor. Can sağlığı olsun tabii ki oluyor ama dediğim gibi insanız sonuçta yoruluyoruz. Her şey bizler için. O yüzden hani enerjim düşük
görünüyorsam sizlere kusura bakmayın lütfen. Yorulduğunuz gibi bir de hani rahat yatağınızda falan da deliksiz bir uyku da çekemiyorsunuz. Çünkü hala bizim gardırop gelmedi demişimdir size belki. Bir haftası daha var. İnşallah daha da fazla gecikmezse eğer hani teslim tarihinden sonra inşallah kalmazsa. Bir haftası kaldı. O yüzden kıyafetleri falan güzelce bizim yatağın üzerine yerleştirdik. Yine bazı fazlalıklar yine var tabii ki yatağın önünde vesaire derken o odayı şu anda kullanamıyoruz. O yüzden salonda yatıyoruz. Koltuklarda yatağınız kadar tabii ki de rahat olmadığı için insan dinlenmiş uyanamıyor maalesef ki. Onun da verdiği yorgunluk var. Zaten yoruluyoruz. Uykusuzluktu derken dediğim gibi böyle yansıyordur sizlere. Bu süreç bu şekilde geçecek ama Allah'ın izniyle bunları bir halledelim. Hem videolarımın dakikası olarak da telafi edeceğim. Hem enerji olarak da bunu telafi edeceğiz. Söz veriyorum sizlere. Evet, artık videomu ben sonlandırayım arkadaşlar. Bugün de böyle bir video çıktı. Nasıl bir video çıktı bilmiyorum ama inşallah sıkılmadan, severek, beğenerek izlediğiniz bir video çıkmıştır ortaya. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.